Bugün dilin yapısı ve sistemi anlamına gelen gramerin ne olduğunu öğreneceğiz. İngilizce dilinin gramerinde birçok öge bulunur. Bu cidden çok sıkıcı. Evet. Bu videonun film gramerini anlatması gerekmiyor mu? Evet, öyle. Acaba bu konuda bir şey yapabilir miyiz? Bu ögeleri bir araya getirerek düşüncelerimizi ifade ederiz. Çok özür dilerim ama baştan başlamamız gerekiyor. Yazılı dil bilgisinde yani gramerdeki gibi film grameri de fikirlerimizi ortaya koyabilmek amacıyla çeşitli öğeleri bir araya getirmemizle oluşur. Ve aynen bir fikri ifade edebilmek için kelimeleri yan yana dizerek bir cümle kurduğumuz yazılı dil bilgisi gibi, film gramerinde de bir hikaye anlatabilmek için çekimleri ard arda dizerek sekansları oluştururuz. Film duygusal bir araç olduğu için biz de bu öğeleri kullanarak izleyiciye anlamı ve duyguyu geçirmeye çalışırız. Film gramerini kullanarak bu videoyu daha duygusal bir hale getirebileceğimize bahse girelim. Deneyelim mi? Peki, şimdi farklı bir şey deneyeceğiz. Öncelikle kamera açısını ve kadrajı değiştirerek öğrencilerin bakış açısını aktarmaya çalışacağım. Çekimleri de biraz değiştirelim ve öğretmenin öğrenciyle doğrudan etkileşim içinde olduğu bir sahne gösterelim. Biraz da hareket ekleyelim ki kamera öğretmenin bakış açısını da gösterebilsin. Şimdi de düzenleme aşamasında her şeyin bir aradayken nasıl göründüğüne bakalım. Film grameri. Evet, gramer diyorduk. Bunlar hikayeyi anlatmak için kullandığımız kelimeler. Ve bu da film grameri. Affedersin ama anlattıklarım yeterince ilgini çekmiyor galiba. Evet, film grameri. Vay, nasıl oldu da filmi bu kadar güzelleştirdiniz? Hemen göstereyim. Öncelikle kameranın lensinden gördüğümüz sahneyi ve baktığınız bakış açısını, yani kadrajı değiştirdik. Karakterlerin sınıfta durdukları konumları ve hareketin gerçekleştirdiği yeri, yani sahnelemeyi de değiştirdik. Bu örnekte sahneleme, karakterler arasındaki dramayı güçlendiren bir faktör. Kameranın hareketi de, yani kameranın karakterlere ve aksiyona göre nasıl hareket ettiği de değiştirdiğimiz şeylerden biri. Sonra da her şeyi düzenledik. Çekimleri sıraya dizip zamanlamayı ve geçişleri ayarladık. Sonra da müzik ve ses efektleri ekledik. Film grameri öğelerini anladıktan sonra bu bilgileri kendi hikayenize anlatmak için kullanabilirsiniz. Bunu Pixar'da nasıl yaptığımızı da gösterelim mi? Sınıfta geçen basit bir sahne bile yaptığımız tercihlere bağlı olarak bambaşka şekillerde görünebilir. Örneğin ters yüzdeki bu sahnenin kadrajını üst açıyla başlatarak, Riley'nin okulun ilk gününde ne kadar endişeli ve gergin olduğunu göstermeye çalıştık. Wall-E'deki bu örnekte ise sahneleme sayesinde sınıftaki ekran öğretmenden daha önemli görünüyor. Kayıp Balık Nemo'da bir ders örneği gösteren bu sahnede, dünyayı Nemo'nun gözünden yansıtabilmek için kamera hareketinden yararlandık. Ve İnanılmaz Aile'nin bu sahnesinde ise sınıfı sahne içinde sahne şeklinde gösterdik. Buradaki düzenleme, izleyicinin öğretmenin ruh halinden kuşkulanmasını sağlıyor. Aynen, Helen'in ve müdürün göründüğü çekimler arasındaki geçiş öğretmenden bayağı kuşkulandıklarını gösteriyor. Bir örnekte Sevimli Canavarlar Üniversitesi'nde vardı. Rosie, sanırım bu kadar örnek yeter. Yoksa bu videonun sonu asla gelmeyecek, değil mi? İyi misin? Evet, alt açıyla çekersem daha otoriter görüneceğinizi düşündüm. Aferin. Biri film grameri bilgilerini hemen kullanmaya başlamış.